Bu bir drone. Bu da bir drone. Bu da bir drone. Yok yok, yani bu drone değil ama hava aracı. Evet, çünkü sadece uçan değil, içinde insan olmayan ve yerden bir kontrolörün olduğu araçlara drone diyoruz. Mesela... Ben uçuyor olsaydım ve yerden de beni kontrol eden bir operatör olsaydı ben de bir drone olurdum. Wow! Ne kadar teknoloji. Drone'ları yeni teknolojiler sanabiliriz. Ama kendileri 1916 yılından beri havada. Mesela 1. ve 2. Dünya Savaşı'nda bolca kullanıldılar. Günümüzde ise İHA'lar çok yaygın olarak kullanılıyor. Hatta sandığınızdan da yaygın olarak kullanılıyor. Bunlardan bazıları şöyle. İlaçlama gibi görevleri olan tarımsal amaçlı İHA'lar. Uzay araştırmaları için kullanılan İHA'lar. Gelişmiş kamera sistemlerine sahip çekim amaçlı İHA'lar. Yüksek hız ve manevra kabiliyetlerine sahip FPV yani yarış İHA'ları. Saldırı kapasitelerine sahip askeri İHA'lar yani SİHA'lar. Ve kargo teslimat durumu. Bu ne şimdi? Kuş galiba. Yok be, uçak o uçak. Kanka UFO o ya. FPV drone o. Saatte 140 km hızlı uçuyor. Salaklar. Ayrıca 4K çekim yapabiliyor. Hepsi değil tabii, bazıları. Ama ortak özellikleri hepsinin süper hızlı olması. Diğer bir özellikleri de gürültülü olmak. Zaten drone kelimesi de erkek bal arısının uçarken çıkardığı sesten geliyor. Neyse. FPV'ler maksimum manevra kontrolü için VR gözlükleriyle kullanılıyorlar. Ortaya da muazzam manzaralar çıkıyor. Aşağı, yukarı, yavaş, hızlı, her yöne özgürlük. Bu heyecan verici özellik tabii ki droneları ordu içinde çok çekici bir hale getiriyor. Bu da bizi droneların karanlık tarafına götürüyor. Yani SİHA'lara. Burada ilk dikkat çeken özellik bu drone'un boyutu ve burnu. Savaş uçaklarında pilot kabininin bulunması ve kontrolörün uçağın içinde olması daha fazla alan, daha karmaşık sistemler ve güvenlik önlemleri gibi bir sürü daha fazla özellik demek. Bu da hem bu aletlerin yapımını hem de maliyetini etkileyen bir unsur. Günümüz modern orduları envanterlerine drone'ları ekliyorlar. Çünkü potansiyel olarak daha az maliyetli bir aset ama daha da önemlisi bir çatışma veya kayıp durumunda can kaybı yaşanmayacak olması. Ne yazık ki bu drone'ların hedeflerinde can kaybı yaşanmayacağı anlamına gelmiyor. Ve bu süper teknolojik araçların savaşta kullanımı zaten yeterince korkunç olan savaşı daha da korkunç bir olay haline getirmekten ileri gitmiyor. Gelelim Türkiye'deki drone gelişmelerine. Türkiye 90'lı yıllardan itibaren özellikle savunma alanında olmak üzere İHA projeleri üretiyor. Ve şu an geldiği noktada kendi envanterine eklemekle kalmayıp yurt dışına da ithal ediyor. Bu şirket ve İHA'lardan bazıları şöyle. TUSAŞ, yani Türk Havacılık ve Uzay Kurumu 1984'ten beri faaliyette. Ve Aksungur, Anka, Şimşek, Baykuş, Gözcü gibi projelere imza atmış bir kurum. 1991 yılında kurulan Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, yani STM'den Kargo, bir diğer başarılı drone projesi. Eski adıyla Vestel Savunma, yeni adıyla Lentetek'ten Vestel Karayel İHA'sı ise bir diğer yerli proje. Ve son olarak da son zamanlarda önce Karabağ, sonra Ukrayna-Rusya Savaşı'nda adı çok duyulan Baykar dronlarına. 1986 yılında kurulan Baykar Teknoloji, uzun yıllardır Akıncı, TB2, TB3 gibi projelere imza atmış ve yurt dışına da ihraç yapan bir firma. Ne diyelim, umarız bu devasa araçları kullanmak zorunda olacağımız durumlar yaşamayız. Umarım daha çok mikro dronları kullanırız mesela. Bir drone daha ne kadar küçülebilir? Bu kadar. Karşınızda dünyanın en minnoş drone'u, Picolissimo. Picolissimo bir nano drone. Bu boyuttaki drone'lar hem bilimsel faaliyetlerde hem de askeri amaçlar için kullanılabiliyorlar. Örneğin Norveç'te üretilen meşhur Black Hornet nano drone, Türkiye dahil 12 ülke tarafından ajan drone olarak güvenlik alanında kullanılmakta. Şimdi elimizde özgürce hareket edebilen bir cihaz var. Böylece basit bir mantıkla iki farklı teknolojiyi birleştirip bambaşka alanlarda kullanım olanağı sağlayabiliyoruz. Mesela dronlarla algoritma teknolojisini birleştirip aynı anda hareket eden drone takımları üretebiliyoruz. Yapay zeka teknolojisiyle birleştirip hayvanları otomatik algılayan kameralarla doğal alanları izleyebiliyoruz. Droneları su geçirmez hale getirip denize salabiliyoruz. Ucuna vileta takıp gökdelen temizletebiliyoruz. Veya bir kabin ekleyip uçan taksi haline getirebiliyoruz. Yani dronelar hayatımıza yeni girdi ve hayatımızın her alanında da olmaya devam edecek. Hayatımızın bu kadar içinde olan bir araç içinse tıpkı diğer araçlarda olduğu gibi bir tüzüğe ihtiyaç var. Droneların 10 altın kuralı şimdiden ortaya çıkmış durumda. Yani 10 emir.
Yerden 120 metre yüksekliği geçme. Kalabalık alanlara 150 metreden daha fazla yaklaşma. Kendi kontrolünde olmayan veya herhangi türde araca 50 metreden fazla yaklaşma. Operatörden 500 metreden fazla uzaklaşma. Havalanma ve iniş alanlarına 30 metre mesafede senin kontrolünde olmayan insanlar olmasın. Havaalanlarına 1 kilometre fazla izinsiz yaklaşma. Kontrollü hava sahası içinde 7 kilo veya daha üzeri drone'la uçma. Hava şartlarının güvenliği olduğundan emin olmadan uçma ve gün boyunca hava şartlarını kontrol et. Her uçuştan önce batarya için ara vermiş olsam bile tüm kontrollerin çalıştığına emin ol. Ekrana sadece kadraj ayarlamak için veya pil göstergesine bakmak için bak. Bunun dışında drone'u uçururken %99 oranda drone'a bak. Dronlar uçan diğer her şey gibi hala kompleks makineler. Bir drone üretmek için birçok karmaşık aşama var. Önce bir taslak tasarım çizilir. Bu tasarım bir yazılımla önce dijital ortamda test edilir. Test sonuçlarına göre tasarım geliştirilip son haline getirilir. Üretimden önce parçalar için uygun materyaller seçilir. Parçalar üretilir, toplanır ve motor parçaları birleştirilir. Parçaların ahenk içinde çalışmasını sağlayan iç sistemler birbirine bağlanır. Verici programlanır, ortaya çıkan ürüne kalite testi yapılır. Ortaya da şöyle bir şey çıkar. Tabii şimdi baktığımızda dört kanadı olan plastik şekilli şukulu bir şey görüyoruz. Ancak dronlar kanatlar ve kumandadan ibaret değil. Çoğu dronda kütle merkezi sabit olmasına rağmen her yöne dönebilen jiroskop, basınç ölçen barometre, sarsıntı titreme ölçen ivme ölçer, coğrafi konum ve saat bilgisi sağlayan GPS, manyetik alan yoğunluğu ölçen manyetometre, mesafe ölçer, hız ve yön ölçen atalet ölçer, engelden kaçınma sensörü, akım ölçer gibi sensörler bulunur. Meğer sen ne sensörler taşımışsın minnoş kalbinde. Son olarak gelelim saçma sapan drone kullanımlarına. Maalesef Biodrone adında bir drone akımı da var. Bart Janssen adındaki Hollandalı bir adam ölmüş kedisini taksonomi kullanarak drone haline getirmiş. Evet, bunu gösterdiğim için üzgünüm ama şöyle bir şey. Halbuki tam tersine çevirseydi yüzyılın en güzel icatlarından birini bulmuş olabilirdi. Kediler için oyuncak drone. Ama o ne yapmış? Görmüş ve artırmış. Gitmiş bir de deve kuşu drone yapmış. Aferin. Okey abi, kapat. Kapat abi, kapat. Bu ne biçim bir şey ya? Bundan bu böyle şey mi oluyor? Ben bundan bahsetmek istemiyorum. Biraz hoş bir şeylerden bahsetmiyorum. Arkadaşlar, yeni videolar için kanala abone olmayı unutmayın. Dronlarla ilgili görüşlerinizi yorumlarda yazın. Eğer bu videoyu sevdiyseniz sevdiklerinize, sevmediyseniz sevmediklerinize gönderin. Yakında tekrar görüşmek üzere.